Herkese merhaba. Size bugün uyuz hastalığından nasıl kurtuldum, ondan biraz bahsedeceğim. Ben bu hastalığı 2 aydır çekiyorum. Ama 1,5 ay öncesine kadar doktora gitmemiştim. Çok kaşınıyordum geceleri. Aşırı derece bir kaşınma oluyordu her tarafımda. Bütün vücudumda, her tarafımda kaşıntı oluyordu. Yani kendimi yiyip bitiriyordum ve hastalığın ne olduğunu bilmiyordum. Önce bir doktora gittim. Doktor karaciğerinde yağlanma var dedi. Spora gidiyordum. Sporu dedi bırak. Protein tüketme falan dedi. Bir sürü saçmalık. Ondan sonra döndüm tekrar geldim eve ama hala kaşıma devam ediyordu. Kaşıma bir türlü geçmiyordu. Özellikle gece çok fazla kaşıntım oluyordu. Bu hastalığı araştırdım dedim nedir ne değildir. Uyuzu buldum. Ve hemen doktora başvurdum. Doktor bana Klarda losyonu önerdi. Bunu herkes öneriyor. Ben internette bir sürü videosunu gördüm. Herkes ilk başta bu losyonla tedavi süreci uygulatıyor. Aynı zamanda yanında haplar. Bunu verdi Zitek. Onun dışında Plastisem verdi. Tabi bu ilaçların hiçbiri benim uyuzuma çare olmadı. Çünkü gece yatamıyordum. Bu losyonu sürüyordum ama yatmak imkansız yani. Gece kaşıntısı uyutmuyor insanı. Çok sinir bozuyor. Psikolojisini çok zorlayan bir şey bu insanın. Hoca aynı zamanda bunları da verdi. Bu ilaçlar. Dermapel. Ve şu. Bu ikisinde işte üzerinde yazan talimatlara göre sıkı uygulayın yazıyordu. Ama bunlar da hiçbir şekilde etki etmedi. Yani bu 5 ilaçta hiç etki etmedi. 10 gün sonra tekrar, bir hafta sonra tekrar doktorun yanına gittim. Bu sefer bana iğne tedavisi uygulattı. Şu an ilaç yanımda değil ama iğne tedavisini uygulattı. 2 gün boyunca iğnelerimi vurdum. Biraz rahatlattı gibi oldu ama geçmedi. Sonrasında tabii ben iyice sinirim bozuldu. Dedim bu işin bir çaresi olmalı. Yani kaçıncı devirde yaşıyoruz? Bunun bir çaresi, bir çözümü olmalı dedim. Araştırdım internetten. Bu ilacı fenistil. Birkaç kişi de gördüm bunu kullanan. Dedim bunu kullanayım bari artık. Çünkü dayanamıyordum. Hala düşündükçe insanın bir içi gıcıklanıyor. Dedim bunu bari kullanayım. Bu da işe yaramadı. Valla ne yapacağımı şaşırdım. Bunları aldım. Bebentol'ün onarıcı bakım kremi. Kaşıntı giderici krem. Yine Bebentol'ün, bir tona para verdim bunlara. Bunlar da işe yaramadı. Allah kahretsin. En son bir hocamın videosunda gördüm. Wilkinson pomat. Bu ilacı aldım ve bu ilaç benim hastalığıma derman oldu. Arkadaşlar bu ilaç şöyle göstereyim, kutusunu çıkartayım. Şöyle bir tüp halinde bir ilaç. İçinde kükürt, vazelin tarzı şeyler var. Alırsanız zaten size bakarsınız üstündekilere. Bu ilaç arkadaşlar aşırı derecede pis kokan bir ilaç. Yani bunu vücudunuza 3 gün boyunca üst üste sürmeniz gerekiyor banyo yaptıktan sonra. Bu ilaç aşırı kötü kokan, aşırı pis bir ilaç. Bu ilacı eğer kullanacaksanız lütfen dikkat edin. Üzerinize giydiğiniz kıyafetleri bir daha giymeyin. Yani o giydiğiniz kıyafeti, mesela diyelim duş aldınız bir gün. Atıyorum pazartesi. Sürdünüz üstünüze. O giyeceğiniz kıyafetler 3 gün boyunca değiştirmeniz gerekiyor. Ve o kıyafetleri bir daha kullanmamanız gerekiyor. Çünkü o kıyafetler ne yıkanarak çıkarıyor, ne temizlikte çıkıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor. O kıyafetleri çöpe atsanız yeridir. Zaten bu uyuz tedavisinde herkesin, hocaların da söylediği, doktorların, işte YouTube'da diğer video çeken insanların da söylediği temizlik arkadaşlar. En başta temizliğinizi yapacaksınız. Eşyalarınızı hepsini kaynatarak yıkamanız gerekiyor. Çarşaflarınızı her gece değiştirmeniz gerekiyor. Banyo yaptığınız ya da krem sürdüğünüz tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Çarşaf, yorgan hepsini kaynatarak yıkamanız gerekiyor ki uyuz böceği, uyuz biti artık neyse, üstünde yaşamasın. Yani sizin eğer uyuzsanız şu an kıyafetinize bile uyuz bulaşmıştır. O kıyafeti 90 derece, belki daha fazla bilmiyorum artık ne kadarsa, yıkamanız gerekiyor. Ki uyuz mikrobu ölsün. Yani bakın size bu kadar ilacı niye gösterdim? Çünkü ben gerçekten canım atak etmişti. Vücudumda sivilceden daha büyük yaralar çıkmaya başlamıştı. Ve dayanamıyordum artık. Yani ağlayacaktım neredeyse her gün. Sonunda bu ilaç ama
sürmemle bu ilacı da şöyle kullandım. 3 gün boyunca sürüyorsunuz bu ilacı. He tamam ya ben geçti deyip bırakmıyorsunuz. Bu ilacı da Bilaksin her gün atmanız gerekiyor. Hocam bana sabahleyin aç karnına at demişti ama bunu internette de gördüm. İstediğiniz gibi atabilirsiniz yani sabah öğle akşam fark etmez. Bu ilacı da kullanın. Gerçi de işe yarıyor bu ilaç da. Bu Wilkinson pomadı yani 3 gün boyunca sürdünüz ya benim hastalığım geçti artık ben işte ertesi gün kaşınmıyorum demeyin. Yıkandınız tekrar sürün. Tekrar 3 gün boyunca bu tedavi uygulanın. Bir 3 gün daha uygulayın. Çünkü öyle bir şey ki lanet olsun. Hani bunun yumurtası insanın vücudunda kalıyor, yetişiyor. Telefonla bile neredeyse diyor 8 gün boyunca yaşayabilir bu uyuz. Onun için dikkatli olun. Temizliğinize önem verin. Görüştüğünüz aile içindeki kişilerle de eğer varsa bunu uygulayın. Kıvala lotion'u gerçekten yani çok işin şey yani süsü gibi bir şey. Hani bunu hocalar öneriyor ama doktorlar. Yani bunun hiçbir şey yok, faydası yok. Bu sadece hani psikolojik bir şey gibi yani. Hani bu kendine hani dikkat et dermiş gibi bir şey yani. Bu hiçbir şey. Bu gerçekten kullanılacak bir şey değil. Etkisi de yok zaten. Onun dışında internette satılan bu karışımları da ben sipariş ettim aldım. Bu herkesin de doktorların yazdığı küşür karışımı. İşte eczaneden gidip yaptırıyor musunuz falan. Onu da aldım. Onu da para verdim. Dışarıdan aldım. Yani bu ürünün fiyatı arkadaşlar bir tüpün fiyatı şu anda eczanede 16 TL. Sen bundan 2 tane tüp al. 2 tane tüp sana 2 kur 2 kür yeter. Yani 3 gün yaptın, bir 3 gün daha yaptın tüm vücuda baştan aşağı. Ya boyundan tırnağa kadar aşağı bütün vücudunuzu sürüyorsunuz. Her yerinize. Gerçekten her yerinize sürmeniz gerekiyor. 3 gün boyunca sürüyorsunuz. Bu size arkadaşlar 2 kuru yeter. Bu iki ürünün fiyatı toplam 32 TL. Ben sırf şuna 35 TL'ye verdim. Sırf şu merheme. Hiçbir işe yaramadı. Uyuz tedavisi için konuş. Bu da aynı şekilde 25 lira. Takribi bu da onun gibi bir şey. Ya bu ilaçlar dışarıda piyasada çok pahalı. İlaç doktor yazmazsa kendiniz almaya çalışsanız yine çok pahalı. İğneler, işte kremler. Daha sirke tedavisi de uyguladım aynı zamanda. Beyaz sirke. Günde 3 defa sabah öğle akşam tüm vücuduma sürdükten sonra hemen banyo yapıp o şekilde de yapmaya çalıştım. Yine geçmedi. Yani anlayacağınız çok fazla seçenek varmış gibi duruyor. İnsanlar çok fazla seçenek sunuyormuş gibi duruyor ama öyle değil. Bunların hiçbiri işe yaramıyor. Ben neden bu kadar hani hocaların da doktorların da tedavide hep bunları kullandıklarını merak ediyorum. Bilmiyorum. Neden bu losyon mesela? Hani geçirmediği halde neden bu losyon? Çünkü bu öyle bir hastalık değil hani. Grip değil bu 3 günde atlatırsınız. Adam var bir sene çekiyor. 2 sene çeken bile var. YouTube'da gördüm. Tedavisi bu kadar basitken neden bu kadar işleri zorlaştırıyor onu da bilmiyorum. Diğer internette satılan Scorp bilmem ne diye bir ilaç daha var. O da reklam hilesidir. Para hilesidir. Bütün para verip onlara da cebinize zarar uğratmaya gerek yok. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu hastalığı geçirenler, şu anda yaşayanlar anlar benim ne demek istediğimi. Eğer herhangi bir sorunuz, bir şeyiniz varsa yardımcı olabileceğim. Yorumlar kısmında size yardımcı olurum. İlk defa internete video çekiyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. İnşallah bu hastalığı atlatırsınız. Temennim o yönde. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.